أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين Bereketli ve nurlu günlere yaklaşmaktayız. السلام Aleyhisselam'ın 12 evladı var. Onlardan bir tanesi de Yusuf Aleyhisselam'dır. Ramazan-ı Şerifi Yakup Aleyhisselam'ın 12 oğlundan Yusuf Aleyhisselam'a benzetirler. Bir ifadeye göre. Ehli tahkikin ifadesi oruç dindiği zaman oruç Rabbi Zülcelal'imizin ahlakıyla ahlaklanmak demektir. Sebebi. Çünkü Rabbi Zülcelal'imiz yemekten, içmekten münezzehtir. O hiçbir şeye benzemez. Biz yememek ve içmemek ve cinsi münasebetten uzak olmak suretiyle bu ahlak ile ahlaklanmış oluyoruz. Yalnız Ramazan-ı Şerif'te bazı düşüncelerin tasih edilmesi icab eder. O da. Çünkü Ramazan-ı Şerif bir terbiye ayıdır. Biz diyelim ki iftarımızı yaptık. İftarımızı yaptık. İftarı yaparken tıka basa midemizi doyurmak demek değildir. Ve çok çeşitli yemekler hazırlamak da değildir işte ardı arkası kesilmeyen yiyecekler de değildir. Birkaç lokma yeter buyuruyor ya aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Buradan hareketle fakir ve yoksulu düşünerek elhamdülillah ülkemizde bir rahatlık hissetmekle birlikte kendi dışımızdaki kimselere baktığımız zaman Suriye'ye bakıyoruz. Bunun yanında Mısır'da sıkıntı gören kardeşlerimizi görüyoruz. Dolu, Arakan'da görüyoruz. Vesair yerlerde, Afrika'da aç insanlara şahit oluyoruz. Onların hiçbir şey bulamadığını, sıkıntılar çektiğini düşünerek, onlar da bizim kardeşimizdir deyip, aynen kemetelil ceset, bir vücut gibidir müminler buyurulmaktadır. Onların da bizim bir parçamız olduğunu düşünerek yemede ve içmede itidalli hareket etmemiz icap eder. Zaten dedik ki bir terbiye ayıdır. Nefsimizi irşat ve ıslah ayıdır. Bunun maddi birçok faydaları anlatılıyor. Hiç şüphesiz Rabbi Zülcelal'imizin emretmiş olduğu hususlar mutlak insan fıtratına uygundur. İnsan fıtratının dışında değildir. Mesela biz ne yapıyoruz? Vücudumuzda kolesterol, yağların erimesini istiyoruz. Bu yağların erimesinde Ramazan-ı Şerif'in elbette çok büyük bir faydası vardır. Mesela damarlarımızda biriken o yağlar vücudumuza zararlı olan yağlar. Ramazan-ı Şerif sayesinde oruç tutmakla telafi edilmekte ve bir sıhhat ayı dinmektedir. Biz diyoruz ki evet bu sıhhat ayı bizim ruhumuzun da sıhhat ayı olsun. Bizim ibadetimizin de sıhhat ayı olsun. Bizim nefsimizin de nefsani kötülüklerden kurtulup Cenab-ı Hakk'a kulluğumuzu Celle Celaluhu yerine getirebilmemiz için de bir nefsin sıhhati olsun da mutmainneye ersin. Nefsimiz radiyeten merdiye olsun. Kul Allah'tan razı, Allah'ın da Celle Celalü kulundan razı olacağı bir eylem olsun. Son zamanlarda müşahede ettiğimiz hususlar var. Biz Ramazan-ı Şerif'te elhamdülillah Rabbimizin lütuf ve ihsanı olarak Suudi Arabistan'da bulunuyoruz. Mekke'de ve Medine'de. Biraz önce de onu konuşuyorduk. Diyordum ki mesela biz oraya gidiyoruz. Oraya gittiğimizde biz şahsi taatlerimizi mi düşüneceğiz? Bu taatlerimizi yaparken bu taatlerin bizden istediği Kardeşlerimizin kurtuluşu için ne amel yapabiliriz? Onlar için nasıl bir hizmette bulunuruz? Bunu düşünerek mi yapacağız yoksa kendi nefsimiz için mi yapacağız? Kendi nefsimiz için yapmak ne kadar yanlıştır. Yaptığımız taatler insanlığa da hizmet için yerine getirilmelidir. Çocuklarımızın ıslahından tutun. Konumuz, komşumuz, akrabamız, ve bütün insanlığın felaha, huzura erebilmesi ne kadar önemlidir. Diyoruz yavrularımız işte kreşler vasıtasıyla, yaz eğitimleriyle e, diyanetin de hakikaten çok güzel o dini bilgiler, e, temel ders, kitaplar çok güzel hazırlanmış. Onlara riayet edecek olsak çocuklarımız biz öldükten sonra Fatiha gönderirler. Dinlerini öğrenirler. Dedem rahmetullahi aleyh hazretleri son anlarında cemaatin karşısında ağlayarak şu sözleri söylüyor. Diyor ki size dininizi bundan sonra kim öğretecek? Biz gideceğiz ama size kim öğretecek diye bu dertle, bu sıkıntıyla ahirete göçüyor. Kendileri sadece bir bayram vesilesiyle. Bayram namazını tarif etmek için bir ayet ve birkaç hadis-i şerif okuyabilirlerse ancak o şekilde okuyorlar. Sadece mevli dokunuyor. Gittiği her yerde, davet olunduğu yerlerde mevlidler okunuyor. Bu mevlid sayesinde Rabbimizin emirlerini ne kadar duyurabilirim diye buna çalışıyor. Hani bizim bulunma bulunmayışımız, ama aldığımız haberlere göre Ramazan-ı Şerif'in ilk günlerinde camiler doluyor. Bu iki gün devam ediyor, üç gün devam ediyor. Fakat ondan sonra güz günü gibi yaprakların dökümüne benzer bir hal arz ediyor. Bakıyorsunuz cemaatler dökülmeye başlıyor, dökülüyor, dökülüyor, dökülüyor. Aynen sair zamanlardaki gibi e, imam, müezzin, ve birkaç da yaşlı kalmamalı. Camilerimiz dolmalı. Hele gençlik, hele gençliğimiz ibadet ve taat gence ne güzel yakışır. Evet, buyuruluyor ki dört şey çok güzeldir. Ama şu dört şey ondan daha güzeldir. Bunlardan bir tanesi de yaşlıların ibadet etmesi. Güzeldir. Ama gençler ibadet edecek olursa nefsani bütün arzularını bir tarafa atarak ahiret düşüncesiyle genci ve ihtiyarı diye bir seçim yok. Hepimiz Cenab-ı Hakk'ın kullarıyız, onun huzuruna varacağız, öleceğiz düşüncesiyle rızayı ilahiyi de talep ederek ibadet ve taate aşkla koşmamız icap eder. Bu büyük bir cihattır nefsimizle büyük bir cihattır. Bu cihadı gerçekleştirmeyen diğer cihadı yapmasına mümkün değildir. Efendimizin sallallahu teala aleyhi ve sellem Mekke'yi mükerremede ashabını yetiştirme tarzına bakalım. Bir kere yetiştiriyor. Onları itikaden, ibadet ve ahlak yönünden yetiştiriyor. Daha sonra Medine'ye geldiklerinde gözlerini kırpmadan Cihada e, biz alınmıyoruz diye ağlamaya başlıyorlar. Bu duygulara sahip oluyor. Çocuklar diyor ya Resulallah bizi cihada almıyorlar ama şu kardeşimi alıyorlar. Sizin huzurunuzda bir güreş yapalım. Hangimiz galip gelirse onu cihada e, tensip buyurun diyorlar. Böyle bir aşk bu nefsin eğitiminden geçtikten sonra nefis terbiye ediliyor ruh daha da güzelleştirilmek suretiyle yapılıyor. Yani Ramazan-ı Şerif çok önemli. Her zaman taatlerimizi yapmakla birlikte Ramazan-ı Şerif sair günlerde de ibadetlerimizi aşk ve muhabbetle yapabilmenin bir egzersizi olabilmeli. Oruç tutmak aynen öyle. Namaz ne ki? Ondan sonra oturacağız. Şimdi biz teravih namazını kıldık. Oturduğumuzda konuşuyoruz, konuşuyoruz, konuşuyoruz. Diyoruz ki imam uzattı. İmam ne kadar uzattı? diyelim 25 dakika. E nasıl olacak? Oturduğumuzda ne konuşuyoruz? İnşallah hayır konuşuruz. Saatler geçiyor diyoruz ki vakit ne tez geçti. Hani biz namaza durduğumuz zaman Rabbi Zülcelalimizin karşısındayız. O kulunu karşısına alıyor. İki yer var ki Rabbi Zülcelalimiz kulunu karşısına alır. Biri mahşer günü, bir diğeri de namaza durduğumuz zaman ne kıymetli. Yani o vaktin, o vaktin değerlendirilmesi gerekir. Rabbimizin huzurunda duruyoruz. O huzurunda durmanın zevkini nasıl alacağız biz? Bir kere kamil bir mürşitten almış olduğumuz evrat ve eskara riayet edeceğiz. O eskarın bizi Rabbimizi görür gibi taat kılmamıza vesile olacak ölüm tefekkürü ve rabıtayı şerifelerle son derece dikkat ederek eğer murakabe değilsek murakabe hali ile kendimizin irşat ve ıslahını sağlayacağız. Yoksa namazdan zevkmiş, lezzetmiş hiçbir şey alamayız. Gözümüz hep dışarıda olur. Deriz ki sureleri uzun okuyor, bitirmiyor. Bu yecüc ve mecüc anlatılır. Yecüc ve mecüc illa şöyle bir varlık, böyle bir varlık değildir. Bu Elmalı Hamdi Yazır hocamızın ifadesiyle rahmetullah Ali bir huydur, bir ahlaktır. Onlar diyor namazda çok durmayı istemezler. Size anlattım mı bilmem Sami Efendi Hazretleri Kattesallahu Sırra Şam-ı Şerif'te Kur'an-ı Azimüşşan'ı iki rekat namazda kim bana hatmedecek diyor. Doyamıyorlar. Allah'ımıza olan ibadet ve taatte doyum olmaz. Daha yeni, şimdi e, sabah kardeşlerimiz e, yemek yiyorlar, kahvaltılarını yapıyorlar. Baktım ki kitap okunuyor. Hemen hiç şimdi. Orada bir zattan anlatılıyor. Zannederim ya kimyayı saadetti, ya ihya ulum ettiğinden hangisiyse böyle bir eser. Marifetname de olabilir. Buna benzer kıymetli bir eserdi. Orada diyor ki Allah'ın dostlarından birisini anlatıyor. Bu namaza durmuş secdeye vardığında ona böyle kaynar bir su tepesine dökmüşler. Namaz içerisinde hiç hissetmemiş. Namazına devam ediyor. Namaz hiç hissetmiyor böyle namazda yüzünün başının yandığından hiç haberdar değil selam verdikten sonra diyor bir ızdırap duymaya başladı. Bunu kim döktü, kim etti, kim bana bu zahmeti yaptı da demiyor. Sadece dediği söz Allah'ım onları bağışla diyor, geçip gidiyor. Bir terbiyedir Ramazan-ı Şerif, bir terbiyedir tıka basa midemizi doldurmak değildir. Şimdi doktora gidiyoruz, rahatsızlıklarımız belli. Diyor ki aman ha az yiyeceksiniz, şöyle dikkat edeceksiniz, riayet edeceksiniz, yürüyeceksiniz. Bunlara son derece dikkat ediyoruz. Düşünüyorum şimdi, Cenab-ı Hakk'ın bizim için e, emir buyurmuş olduğu taatlere hepsi içerisinde. Bedenimizin talimi onun içerisinde. Diyelim bir cenazeye gideceğiz. Bedenin bir talimidir. Sonra Omuzlarımıza cenazeyi alacağız, kabre götüreceğiz. E bir ihtim neredeyse. Onun için yapmayız ama. Sonra camiye gideceğiz. Mescitlere evin uzak olması bile sahabe-i kiram buna riayet ederlerdi. Evlerini uzaktan temin ederler ki attığımız her adım aklımıza vesile olsun. Bir derece kazanmaya vasıta olsun diye. Mescide gidiyoruz günde beş vakit. Bunun yanında bir hasta duyuyoruz. Yani hastaya geçmiş olmak olsun diye iadede bulunuyoruz. Diyelim bir sıkıntıda olan var, o sıkıntıda olanın işlerini takip ediyoruz. Buna benzer irşattır, tebliğdir, davettir. Hiç duracak zaman yok ki. Hep bunlar bizim sıhhatimize ve afiyetimize de ne kadar faydalıdır. Bilhassa oruç. Orucun Kardeşlerimiz buna şahit oluyorlar. Diyorlar ki kış günündense biz yazın orucu daha rahat tutuyoruz. Bunda da dikkat edeceğimiz hususlar var. Suların bol bol alınması icap eder. Suyun bol bol alınması icap eder. Ve sonra çok yemelerle biz işte günler uzundur çok yiyelim, orucu rahat tutarız. Bu şekilde düşünmeyeceğiz. Normal bir şekilde. Doyduktan sonra zaten yemek haramdır buyuruyor. İnsana mide haber veriyor yediğimizde fakat biz buna aldırış etmiyoruz. Haber veriyor. Doyduğumuz hemen belli oluyor. Mesela bir havuz düşünelim. Havuzun dolduğu belli oluyor. Ama biz daha doymuyoruz, daha dolduruyoruz, daha dolduruyoruz. Üstünden hep akmaya başlıyor bu şekilde değil. Bir terbiye ayıdır. Ve sulu yiyeceklere dikkat edilir. Doktorlar bu hususta da bilgiler veriyorlar. Yaz günü olması hasebiyle giyeceklerimizde ne de hafif olması, beyaz renkleri, açık renkleri tercih ediyoruz. Daha ziyade keten, böyle naylon olmamasına dikkat ederiz. Bunların hepsi aslında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakı Muhammediyesidir. Nebi Ekrem Efendimiz'in giyimlerine baktığımız zaman Efendimiz bol giyiyorlar. Mesela onlar örtüldürler ama açıktırlar buyuruyorlar. Dar giyimler bunlar. Bizim çok kıymetli şarkışta da Bekir Efendi mübarek bir insandı. Böyle devamlı gözü aşağıda, başı eğikti. E, sebebini Ehlullah'tan bir zat. İnsanları açık gördüğünü ifade ediyordu. Riyayet edeceğiz, dikkat edeceğiz. Yani bunu tıp böyle dedi, bilmem filan olarak söylemiyorum. Bunun temeli dinimizde. Dinimiz zaten fıtrattır, yaratılışımıza uygundur. Neyi emrediyorsa o bizim hiç şüphesiz faydamızadır. Oruç taati ele geçecek bir nimet değil. Bakın göreceksiniz, başladığımız zaman bize zor gibi geliyor. Fakat her anı affı ilahi olan, gecesinde bile gecesi şefaat ediyor, gündüzü şefaat ediyor. Gecesinin şefaati diyor ki Ya Rab, geceler böyle söylüyor. Bu senin kitabı kerimini okumak için uykusuz kaldı. Ben bunun için şefaatçiyim. Gündüz oruç, namaz, taatlerimiz hep bizim için şefaatçi ve yardımcı. Ve ele geçecek bir nimet değil tecellilerle de dolu. Bizim İpek hocamız Hacı Ahmet Atasayar bu zata şunu sorar. O sohbet etmek ister. E, tabi edecektir. Sohbet edeceği zaman der ki siz Sami Efendi Hazretlerine yakın bir kimsesiniz. Bize onun ahvalinden anlatır mısınız? O da der ki Valide Sultan'dan duyduğuma göre cuma geceleri ve Ramazan-ı Şerif'te yatağa girmezlerdi. Zaten zaman bu, vakit bu. Rabbimize tazarru zamanı, yalvarma zamanı, yakarma zamanı. Bir de hem burada hem de bilhassa Medine-i Münevvere'de, Mekke-i Mükerreme'de bulunan kardeşlerimiz için diyorum, geceleri, şöyle saat ikiye varmadan, o anları çok iyi değerlendirmemiz gerekir. Burada Elif Efendi dirgahında Muhammed, İslamoğlu, Rabbimizin katına ruhunun yükseldiğine inanıyoruz. Bu zat bize şunu anlattı. Ben Mekke-i Mükerreme'de, Beytullah'ta bulunuyordum. Beytullah'ın üst kısmına artık maddi değildir bu. Bir ürtüler açıldı. Orada devrin imamı mübarek bir zat ile beraber namaz kıldılar. Sonra Kabe'nin tam karşısına kapısının bulunduğu makamı İbrahim cihetinde onun gerisine oturdular. Öyle bir kimseydi ki vakurdu ve ağız kısmını dahi böyle bir atkı mı diyelim buna nasıl söyleyebiliriz bir örtüyle muhafaza ediyordu. Onun muhafazası da masivanın tozu dahi benim içime girmesin, şu dünyanın tozu dahi mikroplu olan hani isyanla mikroplanan bu toz dahi benim nefesimle içime kaçmasın diye bu kadar hassas Bunları anlatıyordu. Onların gece saat birlerden sonra hazır bulunduklarını ve dikkat etmemiz ve riayet etmemiz gerekir. Bir e, yazardı, çok güzel ifade etmiş, çok güzel söylemiş. Kemalat diyor, büyüklük diyor, geceleri veriliyor. Çok doğru. Biz Ramazan-ı Şerif'teyiz. Ramazanı Şerif de esemle İnne enzelnahu fi Leyletil Kader. Kur'an-ı Azim şan Kadir gecesinde inmiştir. Berahat gecesinde, Berahat gecesinde toplu olarak inmiş ama ondan sonra da ihtiyaca binaen Kadir gecesinden itibaren peyderpey iniyor. Peyder pey iniyor. Ve bu hep birden inecek olsa ne olur? İnsanların tahammülü zor olacaktır. Hepsini kaldırması. Duruma göre 23 yıl zarfında iniyor. Yani yeni iman eden kimseler birden ilahi tekliflerle mükellef olmuyor. Yavaş 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 alıştırılıyor. Dinimiz ne kadar üstün bizim. Fıtrat diyoruz ya yaratılışımıza uygun. Kadir gecesi. Mesela ürünler üzerinde çok duruluyor, tohumlar üzerinde duruluyor. Biz bundan daha fazla nasıl bir ürün alabiliriz? Nasıldır şimdi Rabbi bizim Kadir Gecesi'nde alacağımız ürün? Bire bin. Bire bin. Bin aydan hayırlı. İşte geçmiş ümmetlerde peygamberlerden anlatılıyor, enbiyadan anlatılıyor bunların bin yıl cihad ettiklerini aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e anlatıyorlar. Ya Resulallah böyle cihad etmişler. Halik alem yezel Kadir suresiyle bir gecede yapılan taatin onların bin yıl bin yıl süren taatine denk geliyor bu Efendimizin hürmetine sallallahu aleyhi ve sellem. Yediğimizde, içtiğimizde, baktığımız, gördüğümüz, duyduğumuz, şu kalbimizdeki sevgimiz, muhabbetimiz hep efendimizin hürmetine sallallahu aleyhi ve sellem. Kim Kadir Gecesi'ne inanarak ama canı gönülden inanarak taatlerinde bulunursa Allah'ımız onun geçmiş günahlarını affediyor, mağfiret ediyor. Ne büyük bir ihsan. Zaten bunu vücut bilecektir. Ramazan-ı Şerif'e girdiğini insanın vücudu bilir. Mesela biz diyoruz ki, mesela memleketimizde diyelim iki kilometrelik bir yol mahalleye. Bu aşağıdan yukarıya doğru giderken, giderken belli bir noktaya geliyoruz. Diyelim bir kilometre geçtikten sonra hava kendisini derhal belli ediyor. Hava değişti diyoruz. Mesela siz piknikler yapıyorsunuz, dağlara çıkıyorsunuz. Çıktığınızda ne oluyor? Hava değişti diyorsunuz. Yükseldikçe hava daha da değişiyor. Bir sahile indiğimizde değişiyor bunu vücut hissediyor. Bizim ruh bünyemiz Ramazan-ı Şerife girdiğimizi, Ramazan-ı Şerifte Kadir Gecesi'ne erdiğimizi vücut bilecek vücudumuz hissedecek. üstaz ı Ali'mizin anneleri cuma gecesini mesela bugün perşembe diyelim. E, perşembe diye takvime niye bakmaz? Bugün vücudumda bir başkalık hissediyorum. E, cuma gecesi olsa gerek diyor. Kadir gecesinde de öyle. Öyle bir ruhani haz ve lezzet alıyor ki derhal hissediyor bunu tekrar tekrar söylüyorum. Eğitimimizle alakalı. Ruhumuzun eğitimiyle alakalı. Şu lakırdıları keseceğiz. Mala yani bu sözleri temk edeceğiz. Üç şeye dikkat edeceğiz. Bir. El amelu bit tenzil. Kadir gecesi. Kur'an'a azimuşşan iniyor. Öyle iniyor ki ve Vesselam Efendimiz o Allah'ın kelamını zapt edip insanlara da ifade etmek için ifade etmek için harisun aleykum bil müminine raufur rahim insanlar üzerinde ümmeti Muhammed'e öyle bir haris öyle bir hırslı ki irşadı için ıslahı için kafirlerin bile onlar hidayete ermeyecek mi diye keyif suresinde geçer Şura suresinde geçer. Sonra Taha suresinde geçer. Habibim biz Kur'an'ı sana zahmet çekesin diye indirmedik. Diğer surelerde de insanlar yola gelmedi, irşad olmadı, islah olmadı diye sen kendi canına mı kastedeceksin buyuruyor. Böyle bir düşkünlüğü var. Bu düşkünlük onun ümmetlerinde de zuhur edecek. Diyeceğiz ki ben ne kadar insana ulaşabiliyorum irşat ve ıslahı için. Ne yapıyorum? Evimdeki eğitim nasıl benim? Evim sadece yemeleri, içmeleri, işte kocası geliyor, ne hazırladın? Böyle mi deniyor? Yoksa bugün kaç ayet ezberledin? Bugün kaç hadis-i şerif ezberledin? Bunu mu söylüyor? Bugün dini meselelerden hangisini öğrendin? Mesela çalışıyorsun. Fıkhi konulardan hangisini öğrendin? Bir teravih namazı hatırlıyorum. Her bir iki rekatta bir selam da verilir. Zaten eftal olan da budur. Diyelim dört rekatta bir selam veriliyor. Bir fıkhi mesele hallediliyor. Bir fıkhi konu ele alınıyor. Mesela cihadın farziyeti ele alınıyor. Cihada kimler katılabilir? Cihada nasıl hazır olmamız gerekir? Mevla yolunda nasıl çaba göstereceğiz? Çocuklarımızın irşat cihadı nasıl olacak? Ailemizin irşat cihadı nasıl olacak? Onlar sadece mutfaklarının düzenini, evlerinin e, perdesiymiş, kanepesiymiş, koltuğuymuş, döşemesiymiş, vitriniymiş. Bunlarla mı meşgul olacak? Yoksa gönül vitrinim ne olacak? İçerisinde Rabbimizin aşk ve muhabbeti ne kadardır? Benim ruhum olgunlaşabiliyor mu? Sırrımda nasıl bir güzellik var? Bunun düzeltilmesi, bunun tezyin edilmesi... Bunun ihya edilmesi hususunda mı yoksa çapıtla bilmem falanla bununla meşgul ol olacağız biz. Ne ki bunlar? Hep bunlarla meşgul ola 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 gecedeki esrarı da unuttuk, tecellileri de unuttuk. Ruhumuzun secdede olup kalbimizin arşta oluşu hiç hatırımıza gelmedi. İşte yatağımızın işte belimiz için nasıl rahat olacak, sırtımız için nasıl rahat olacak, ne diyelim ayakkabı giyiyoruz, bin ölçüyoruz, bin tartıyoruz, şöyle olacak, böyle olacak. Bir de ayaklarımızın Allah yolunda cihada hazır mı, değil mi? Bunun ölçüsünü çok düşüneceğiz. Giydiğimiz elbiseler. Bir de takva libası giyebiliyor muyuz? Bunları düşüneceğiz. Artık vazgeçelim bundan. Söyleniyor, söyleniyor, tesir etmiyor. Şimdi çalışan kardeşlerimiz var, çalışıyorlar. Böyle ellerine nasırlanmadan dolayı iğne batırılıyor, nasırlaşıyor. Duymuyor. Neden? Nasırlaşmış. Artık bu nasırları gidereceğiz biz istiğfarla gidereceğiz. Tevhidle gidereceğiz. Salatü selamla gidereceğiz. Allah'ımızın azameti ilahiyesini tefekkürle gidereceğiz. El amelü tenzil. Allah'ımızın kitabı kerimiyle amel ederek bunları gidereceğiz. Artık hassas olacağız. Hep zahirle meşgul ola 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 batınımızı terk ediyoruz. Kendimize zaman bile ayırmıyoruz. Kendimize zaman. Mesela Ramazan-ı Şerif'in Son 10 gününde Ali İsraat Vesil'in itikafa giriyor. Bir muhasebe içerisinde. Evimizin bir köşesini olsun, evimizin bir köşesini olsun itikaf için hazırlamalıyız. Camiye erken gitmek bile itikaf düşüncesiyle ecir ve mükafattır. Yine çok kıymetli bir kardeşimiz ismini veremem. Eskiden beri tanıyorum. Ben dedi itikafa evimde girdim. Bekliyorum bir nimet. Rabbimizden rıza ilahi için yapıyorum ama bir nimet bekliyorum. Baktım dedi bir el uzandı. Aleyhisselatü vesselam Efendimizin mübarek yedi saadetini kokladım dedi. Bunlardan mahrum olmayalım. Bunlar verilmeye, verilmeye, verilmeye emin olun gönüllerimiz kararmaya başlıyor. Biz dinleriz, sohbetleri dinleriz. Yani biz de bu okulları elhamdülillah bitirdik, gördük. Ama Üstaz-ı Ali'lerimizin bir ayet, iki hadis-i şerif okurlardı. Bunları biz canı gönülden kabul etmekle birlikte daha çok bunları yumuşatıcı, bunları anlamamıza vesile olacak anlattıkları o güzel haller, o güzel durumlar, bir marifet ehlinin hayatından örnekler, bunlar daha çok tesir ediyordu. Ayet ve ehadisi Muhammediye'yi öğrenmemiz, bilmemiz ve tatbikimiz hususunda. Mesela bir zat, daha yeni okuduğum bir eser, temel eserlerden hem de. Kutsi Şerif'e gelir. Yolunu bulamaz. Ne yapayım ya Rab derken bir kadın beliri verir. Der ki ey delikanlı önüme düş. Önüne düşer. Yedi adımda Mescid-i Aksa'ya ulaşır. Der ki nasıl oluyor bu? Sen sen bedeni taatlerinle ancak Cenab-ı Hakk'a gidişin karıncanın yürüyüşü gibi. Benim de diyor ruhi taatlerle, bedeni taatler yaparken mesela oruç tutuyoruz. Oruç tutarken ahlak-ı ilahiye ile ahlaklanmak. Kadir gecesindeyiz. Kadir gecesinde kendi kadrimizi bilmek, Cenab-ı Hakk'ın bizi ne için yarattığını, hiçbir semaya, arza, hiçbir yere emanet etmediği ilahi teklifleri bize yükleyerek bizi yeryüzünde kendi namına halife kılmasıyla Adem aleyhisselama esma-i ilahi öğretmesiyle sırlarını vermesine teçhiz etmiş. Bunları tefekkür ederek bunların esrarına erişerek artık zahirde kalmadan Sadece ağacın e, köküydü, gövdesiydi, dallarıydı, yaprağıydı değil de meyvelerini toplayıp ondan istifade etme olmalı. Böyle olursa biz o havaya girmiş oluruz. Bak maddi olan havaları biliyoruz. Diyoruz ki öyle bir sıcak ki cehennem sıcağı diyor. Doğru bu söz doğru. Mesela yaz gününün tam ortasında diyelim Temmuz ayında cehennem bir nefes alıyor. Hadis-i Şerif'ten söylüyorum. Cehennem sıca. Kurtulduğumuzda diyoruz ki elhamdülillah yanıyorduk diyor. Bak bu havaları biliyoruz. Artık biz takvanın havasını da bileceğiz. Konevi'nin Kadı Beydavi'yi Kadı Beydavi'nin haşiyesinde ifade ettiği şu. Orada orada Allah'ımızın rahmeti, mağfireti ve şifa kelimeleri geçer. Buradaki mev'izayı mev'izayı şeriat olarak ele alır. İki kapak arasındaki bütün hükümler olarak ele alır. E şifa kelimesini ne olarak alır? Tarikati aliye olarak alır. Kalbimizdeki kötülüklerin atılması olarak ifade eder. Ondan sonra rahmet ifade edilir. Bunlar da marifet ve hakikat olarak verir. Fel yefrahu işte asıl bunun için sevinsinler. Bu onların topladıklarından hayırlıdır buyuruyor. E topladıklarımızı biz bir türlü yanımızda götüremeyeceğiz. Ama neyi götüreceğiz? Şer'i emirlere dikkatimizi götüreceğiz. Şer'i emirlere kılık kırk yararcasına tatbikten ibaret olan tarikat-ı aliyedeki bize tarif buyurulan vazifeleri götüreceğiz. Marifet ki Cenab-ı Hakk'ın dışında her şeyi atmak demektir. Hakikat ona tamamen yönelmektir. Bu tamamen yönelişimizi götüreceğiz. Asıl bununla sevinsinler. Bayram budur. E ee, bir kısım insanımızın e, kutlaması vardır ki e, ya günler çok uzundu. Artık yiyip içebiliyoruz. Bunu bunu ifade ederken kuddüs Veli Hazretleri yiyip içü ben uyumakla insan olunmaz. Bu zümre sınıf hayvana münasiptir. Hay hay derim ama sırf hayatı yemeden içmeden ibaret bilmek o sınıfa aittir. Daha sonra seçkin insanların bir bayramı var ki onlar kötü ahlaktan güzel ahlaka geçişin bayramını yapıyorlar. Bir kısmı daha var. Onlar tecellilere masar. O ilahi zevkin, o ilahi neşenin bayramını yapıyorlar. Asıl bayram böyle yapılır. Bayramım imdi, bayramım imdi, yar ile bayram edelim şimdi. Hacı Bayram Veli Hazretlerinin Kaddesallahu Sırra Mevla ile buluşma bayramı. Mevla ile buluşma bayramı. Ona erme bayramı. Mesela biz diyelim ki Esen ve kunu ma sadikin. Sadıklarla beraber olun. Dili düzgün, kalbi düzgün, işi düzgün, her hali düzgün insanlarla olmak. Bu bizi hantallaşmış günahtaki günahta hantallaşan bir topluluk onların huzurunda bulunmak suretiyle günahları tamamen atar buyuruluyor. En azından bir nedamet meydana gelir. Sonra efendimizin muhabbetiyle olmak eslemle kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'unu yuhibbukumullah veya firlakum zunubekum vallahu gafurur Bayram anlatıyorum size. Birincisi sadıklarla Enafi şeyh hali demek. Tasavvuftaki kademelerden birisi. İkincisi nedir? Efendimiz Ali Şirat ve selamın muhabbetiyle dolmaktır. O muhabbetin bayramını yapmak. Bir üçüncüsü nedir o? Esamne ellezine eşeddu hubben lillah. <Sessizlik> Rabbi Zülcelal'imizin sevgisi onlara her şeyden daha fazladır. Bir erişebilsek, bir bulabilsek tamam. Aslında uzak değil ama biz uzağız. Sen çıkınca aradan, kalır seni yaradan. Bu, hepsi bu. Konuştuk, görüştük, anlattık. Bayramın hülasası bu. Sen çıkınca aradan, nefsani arzu ve isteklerini atınca kalır seni yaradan. Bir türlü bırakamıyoruz. Çünkü mülheme kötülüğü terk eder ama içinde hala arzusu var. Mutmainne tamamen atmıştır, kurtulmuştur. Dönüyorum, dolaşıyorum, hep üstadlarımızın dediğine geliyorum. Doğuda görev yapardım. Ilgına geldim, Konya'nın Ilgın. Orada üstadımız gözüme bakarak oğlum yetişmek istiyor musun? Eğer yetişmek istiyorsan rabıta döneminde rabıtana, murakabe döneminde murakabene dikkat et. Yapa, 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 yapa bu gönül arınacak. Efendim bu esrardan hiçbirine nail olamıyoruz. Nail olamayınca da bilemiyoruz. Çünkü ayna kirli olunca tozludur kirlidir, paslıdır. E ne olacak? Yerine göre onun bir cilası var. O dökülmüştür, göstermeyecektir. O zaman gönül aynemizi biz sohbetleri gerçekten ama hakiki sohbet yaparak öyle karşılıklı söz atmalar neler değil. Öyle bir muhabbet olacak ki askerdeydik. Tabii alışmışım. Evimiz hep hayırlı sözlerle geçmiştir. Gıybet, dedikodu bunlar hiç bilinmez. Üstadımızın huzurunda bir arzu içerisindeyim. Diyorum ki o sohbet havasını bir hissetsem. Çünkü ona alışmışım elhamdülillah. Mustafa diye bir kardeşimiz elinde bir eser gördü. Maskerde. 85. daha evveldir. Tembihül Muterrin diye hatırlıyorum. İmam Şahrani Hazretlerinin Mustafa bir oku dedim. Okuyor. Karşısına diz çöktüm. O havayı teneffüs etmek istiyorum. Huzurumuz, hazımız, lezzetimiz bu olacak. İnsan zevk duyuyor biz bu nasırlaşmayı, bu dünyevi muhabbetten morfinlenip de duymamazdı böyle atacağız. Zikrullah zor değil ki. Diyelim yemeğe yedik. Çay içilecek. Zaten hemen arkasından çay içilmez. Doktorlar dediği zaman o bize farz gibi geliyor. Halbuki dinimizde bunun esasları her şey belirtilmiştir. O arada biraz duralım. Ee, 11 olsun istiğfar, 25 de. 11 olsun istiğfar, azaltarak söylüyorum. 25'i düşürerek söylüyorum. Fatiha-i Şerife, salatu selam. İnşirah suresi, bir de olsa 79 ama bir defa diyelim. Bölündüğü zaman sayıya göre. Sonra bin ihlas şerif. Üç olsun okuyarak. Üç defa diyorum çok az. Üç. Sonra bir fatiha, bir salatü selam. Ölüm tefekkür, rabıta. Bir dakikayı bile geçmeden. Bir dakikayı bile geçmeden. Çok kısa. Bazen de terk edilir. Sonra tevhidimiz yetmişken belki yirmi bir okuruz. Lafzayı celal yüzken belki 33 okuruz. Sonunda bir Kur'an-ı Kerim dua bunun hepsi doğru topu 5 dakika sürmez. Bazen oturuyoruz. Biz oturduğumuzda diyelim ki hadis-i şeriflerden açıp ilk anda zor gibi geliyor. Daha sonra gönlümüze huzur giriyor. Ramazan-ı Şerif bereket ayı. Yemeğli değil ki o. O marifet tamamında yemeğli olur. O iftar sofrası ne demek? Bak bayram anlatıyoruz. Rabbi Zülcelal'imizle karşı karşıya gelmek demek. İftar edenin iki sevinci var. Birisi iftar etme, ikincisi en baştadır tabi. Allahumma inni es'elüke lezzeten nazari ila veçhikel kerim. Efendimizin duası sallallahu aleyhi ve sellem. Beni senin senin cemali ilahiyene bakmakla ya Rab. Hazlandır, lezzetlendir. Ben o hazzı, o lezzeti, o zevki, o neşeyi, o nimeti, o bereketi, o hakikati, o nuru bulmak istiyorum. Daha murakebeler ve müşahede haller. İnşallah böyle bayram yaparız. Cenab-ı Hak gönül bayramını da ihsan buyursun. Ümmeti Muhammed'in kurtuluşunu temin etsin. O bizim yaşantımızla alakalıdır. Yaşantımızı Allah'ımızın Celle Celalü emrine uygun yaptığımız sürece rahat oluruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.